Selam herkese, Serdar Başkan, ben süper videoyla karşınızdayım. Bu videoda bu eski mühimmat kutusunu bir Bluetooth hoparlöre çevireceğim. Vardır ya ses bombaları, böyle çok fazla ses çıkarıyor. Belki sağdan soldan ışıklar da çıkarabilirim. Bu orijinal bir mühimmat kutusu aslına bakarsanız. İçi boş. Tabii ki içinde mermileri yok. Şöyle göstereyim. Ve kırık geldi bu arada. Şöyle kulakları var. Takıyorsunuz, kapanıyor. Bunun içinde şerit mermiler varmış arkadaşlar. Alıp doğrudan makineli tüfeğe takarsınız ya, böyle ta 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 gider. Ondan varmış. Yazıyor zaten. Bakın her tarafında şöyle çok güzel yazılar var. Orijinal yazılar var. Özellikle kapağında işte burada bir şey işareti var. Mermi işareti var. Diyor ki 250 adet 7.62x5 mm Mixed Belt. Galiba arada izliler falan da var. Çünkü nereye attığınız belli olsun diye atıyorum. Kaç? 250. Muhtemelen 10 tane de ya da 20 tane de bir izli mermiler var ki nereye attığınızı görün diye. Her neyse, bunlar ayrıntılar. Şurada çok iyi bir şey var, uyarı var. Bunların hepsini daha da göstereceğim zaten de. Bunu sökmem lazım, bunu yıkamam lazım. Şimdi öncelikle yapacağım şey arkadaşlar, bunu da tamir etmem lazım. Bu arada kulağa kırık geldi, kilitleme kulağı. Öncelikle bunu temizleyeceğim. Yazılarına falan zarar vermeden, yani orijinal görünümüne zarar vermeden. Daha sonra da içine hoparlörün bileşenlerini koyacağız. İşte Bluetooth modülü, hoparlör, şarj girişi, pil vesaire, bunları şey yapacağız. Temizleyeyim ben bunu. Evet, burada kulağı var ama şu kulağı tutan parça kırılmış. Bunu tamir edeceğiz. Bir kenara bırakalım. Vallahi çok güzel ya. Burayı biraz köpürterek yıkayacağım. Şu etiketi sökmem gerekiyor tabii ki. Burada böyle bir şey var. İçi böyle. Şurada contası var. Bu contayı çıkaracağım. Sonra tekrar takabilirim herhalde. Böyle kulakçıkları var. Sert plastikten. İçinden bunlar döküldü. Bu bir elyaf. Ne tür bir elyaf bilmiyorum. Cam elyafa benziyor ama çok fazla solumamaya çalışacağım. İçi böyle. Şimdi bunu bir yağdan arındırmam gerekiyor. Çünkü çok yağlı. Arkadaşlar kutunun rengi çok, nasıl diyeyim, spesifik. Kendine özgü bir rengi var. Değişik bir kahverengi mi, gri mi artık ne desem bilemedim. O yüzden böyle çeşitli boyaları karıştırıp bir ton elde ettim. Onu uyguladım. Çünkü aynı tonda, aynı renkte boya bulamadım. Yakınımda böyle sanat, hobi malzemeleri satan bir dükkan var. Oraya gittim. Genelde yani bayağı 50 çeşit boya var. 50 renk boya var ama bu renk yok. O yüzden biraz gri, turuncu, siyah ve mavi karıştırıp böyle bir renk elde ettim. Fena da olmadı sanki. En azından çok fazla belli olmuyor. En azından çalışıyor artık. Yani en azından artık kilitlenince kırılmayacak. Bunu biliyoruz. Burayı onardık. Düşündüğümden çok daha zahmetli oldu. Aa, bunun burada kilidi de varmış. Kilitledikten sonra buraya pim sokuyorsunuz. Açılmıyor. Şimdi ne yapacağım? Hoparlör çapında delikler deleceğim. Ne tarafa dersem. Burada yazıları var. Gerçi evet. Buraya delebilirim ya. Buraya da delebilirim. Ne yapsam acaba? Buraya deleceğim. Hoparlör çapında delikler deleceğim. Bir de panel var. Paneli nereye sokacağımı da bulmam lazım. Şöyle bir hoparlör buldum. Yaklaşık bakayım şu boyutta, tam kutunun içine sığacak boyutta ve gayet güçlü bir hoparlör arkadaşlar. Büyük bir ses bombası vardı bende eski. Onun içinden çıkardım. Şöyle bir Bluetooth modülü var. Her şeyi var burada. İşte kart okuyucuları var. Şarj soketi, ses açma kapama, işte ekodur, bastır falan. Hatta bunun mikrofon girişi bile var. Mikrofon bile takabileceğiz buna. Karaoke bile yapabileceğiz. İşte burada çeşitli ne bileyim kulaklık girişi var. Her şeyi var. Bunu da takacağım bir köşesine. Böyle bir bataryayla çalışıyor arkadaşlar. Bu batarya değil, böyle bir pille çalışıyor. Daha önce ses bombasını kullanmıştım. Çocuklar düşürdü, paramparça ettikleri için artık kullanılmıyordu. Ve böyle birkaç saat boyunca çalışabiliyordu. Ve ışıkları da var böyle. Şöyle göstereyim. İşte ışıkları. Bu Bluetooth alıcının kablosu. İşte LED ışıklar renkli böyle. RGB yanıyorlar falan. Bunun üzerine delikler deleceğim. Hoparlörü koyacağım tarafa ki hoparlörün sesi dışarı çıkabilsin. Aslında hiç delmek istemiyorum ama deleceğiz artık, yapacak bir şey yok. Önce çizeceğim, ondan sonra deleceğim. Evet, ses çıkış deliklerini hallettim. Bundan sonra montaj işleri kaldı. Çok iyi oldu. Yaklaşık 1000 tane delik deldim ya buraya. İnanılmaz vaktimi aldı. Yaklaşık 2 saatimi aldı bunları delmek, tabii hesaplamak falan. Ya ona rağmen elbette bir CNC olmadığım için ufak tefek şeyleri oldu, kusurları oldu deliklerimin, ama bence günün sonunda, yani şuradan baktığınızda çok da fena görünmüyor. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Biraz aksanı sıkıntılı ama olsun. Şimdi şu pili içeri koyalım. Evet. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Aynen öyle dostum. Evet, bu şekilde oldu. Göstereyim. Kapağını da kapatalım bakalım. Çalıştıralım bakalım, çok zangırdama falan var mı? Evet, şöyle bir şey oluyor. Şöyle göstereyim. Çalıştırdıkça şu arkası buraya vuruyor, arkaya da bir şey yalıtmak için bir şey yapmam gerekiyor. Evet, şöyle yumuşak bir sünger parçası kestim. Şimdi bunu arkaya sıkıştıracağım. Bakalım becerebilecek miyiz? Bu sesi keser diye düşünüyorum. Evet, bir test yapalım. Bu ledler de çarpıyor. Ledleri buradan çıkaracağız mecburen. Bir de böyle deneyelim bakalım. Evet, cızırtı gitti. Evet, etiketimizi unutmayalım. Bunu buradan sökmüştük. Buraya yapıştıralım tekrar. Biraz daha yapıştırıcı sürdüm üzerine. Sapın altında kalıyor gerçi ama kalsın, önemli değil. Güzel oldu. Evet arkadaşlar, sonunda bitirdim. Yapışkanını da yapıştırdım. Şimdi biraz müzik dinletmek istiyorum size. Bununla... The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Biraz aksanlı bozuk. Olsun. Benim de bozuk. Successfully diyor. Ben de diyemiyorum. Olabiliyor böyle şeyler. Şimdi evet, şuradan telif yemeyeceğim müzik bir tane. Deminki güzel de. Buradan da mı açmam gerekiyor? Bu kanalda ilk kez dans ediyorum galiba. Evet, sevdiğim şarkıları açmak isterdim ama onlar hep telif melif. Şöyle raklı maklı bir şey açalım. Hababam sınıfı müziği bu da. Şey düşünüyordum açıkçası, böyle nasıl diyeyim, çok gürültü, cazırtı falan filan olur diyordum ama bunların hiçbiri olmadı, gayet güzel. Bakalım, devam edelim. Gördünüz mü, gayet sağlam. Valla gayet güzel. Bunun kumandası ve mikrofonu da var bu arada. Onları da test edeceğim. Bakalım kumanda... Bir sonraki şarkıya geçmedik ama. Aa, geçtik. Uzaktan kumandası da var. Çok iyi. Kapatalım bakalım. Power off. Power off. Ya, ufacık bir kalem pille çalışıyor. Kalem pil dediğim işte o ufak, nasıl diyeyim, lityum iyon piller vardır ya, minik. Onunla çalışıyor. Tamam, aç o zaman. Power on. Şimdi mikrofonu deneyelim bir de. Tamam ablam. Dediğim gibi arkadaşlar, bu işlerde bütçe sınırı yok yani. Siz bunun içine çok daha büyük bir şey de koyabilirsiniz ama bu sefer zangırdayacak büyük ihtimalle. Bunun mikrofonunu takalım bakalım. Cemiyetimize hoş geldiniz. Gelinin amcasının oğlundan, evet, gelinin amcasının oğlundan bir adet altın bilezik. Bravo, bravo! Niye aklıma direkt bu geldi? Niye çok eko var? Ha, buradan ekosunu falan ayarlayabiliyoruz. Çok fazla ekoyu açmışız çünkü. Ekoya gerek yok. Ekoya gerek yok. Gerek yok. Ha. Mik vokal. Aa, sesi buradan açıyoruz. Evet arkadaşlar. Herkes selam. Serdar Başkan. Ben süper videoyla karşınızdayım her zaman olduğum gibi. Her zaman olduğu gibi. Çok iyi ya. Seviyorum, sevmiyorum. Kaç yapak var bilmiyorum. Sen beni kopardın, attın. Kendimi toparlıyorum. Çok iyi, çok iyi. Acaba buna gitar mı? Acaba buna gitar bağlayabilir miyim? Deneyeceğim, gitarımı getireyim. En azından clean çalabilirim. Aha. Çok iyi. Burada niye çalmıyor? indirim yaptım hem de eski bir mühimmat kutusundan. Açıkçası çok daha zor olacağını düşünüyordum ama tahmin ettiğim kadar gerçekten beni zorlamadı. Çok da eğlenceli bir proje oldu benim için. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.